Dünyasına hoş geldiniz. Altı kurabiyeli, ortası oreolu, üzeri brownie'li kek tarif veriyorum. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. 2 yemek kaşığı kakao, 200 gram bitter, siyah çikolata, 50 gram oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı, 3 tane yumurta, 1 tane şekerli vanilya, 1 su bardağı şeker, alabildiğine un. Bu oreolu kısmını yapıyoruz. Alt kısmını, kurabiyesini yapacağız. Üzeri için 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı damla çikolata, 1 tane yumurta, 50 gram tereyağı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket oreo, yarım bardak kadar un ilave edeceğiz. Önce tereyağımızı alıyoruz kabımıza. Alt tabanını yapacağız. Üzerine yumurtamı ekliyorum. Yumurta ve yağla çırpmaya devam ediyorum. Üzerine pudra şekerimi ilave ettim. Şekerli vanilimi ilave ediyorum. Ben elekten eliyorum. Topak topak kalmaması için siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi çırpıcı yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Malzemelerinizin iyice birbirine özleşmesi gerekiyor. Hızlı hızlı karıştırın. Bunu siz mikserle de yapabilirsiniz. Hamur yoğurma makineniz varsa orada da yapabilirsiniz. Ben böyle çırparak size göstermek istedim. Hızlı hızlı iyice çırpın. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine özleşti. Şimdi üzerine yavaş yavaş unumdan ekliyorum. Üzerine kabartma tozumu ekliyorum. Unla birlikte eleyeceğim içerisine. Ne kadar ununuzu iyi elerseniz o kadar kaliteli bir pasta elde edersiniz. Bu püf noktasını da unutmayın. Bu esnada da yine karıştırıyorum çırpıcıyla. İlk etapta hemen elimle karıştırmıyorum. Siz de buna dikkat edin. Hemen elinizle karıştırmayın. İyice hızlı hızlı karıştırıyorum. Şimdi kıvamını gördünüz. Çok güzel. Kıvamda. Biraz daha un ilave ediyorum. Her aşamada unumu eleyerek ekliyorum ve yavaş yavaş ekliyorum. Çünkü unun kalitesine göre koyacağınız miktar değiştiği için tam bir ölçü veremedim size, un ölçüsü. Alt tabakası oreolu kısmı biraz daha katı olacak. Bakın. Un koydum fazla miktarda. Etrafındaki unları da toparlayarak karıştırıyorum. Şimdi hazır. Kaşık yardımıyla da karıştırdım. Bakın kaşıkla da iyice eziyorum. Şimdi bu aşamada damla çikolatalarımı da içerisine ilave ediyorum. İyice damla çikolatayla karıştırın. Benim 24 santimlik kelepçeli bir kalıbım var.
Onun içerisine koyuyorum. Tabii sizin elinizde hangi kalıp varsa ona göre yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Şimdi kaşık yardımıyla iyice tepsime yayacağım. Ama kesinlikle altına yağlı kağıt koyun ve kelepçeli kalıp kullanın. İyice yaymaya devam ediyorum. İsterseniz elinizde de bastırabilirsiniz. Ben kaşık yardımıyla yapmak istedim. Alt tabakası biraz daha katı. Bu ölçüler tam ölçü. Yaparken dikkat edin. Şimdi alt tabakası hazır. Üzerine oreoları yerleştiriyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde oreoları koyun. Ben bir paket oraya kullandım. Sizin yapacağınız ölçüye göre değişir. Fazla miktarda yapmak isterseniz bu ölçüyü iki ölçü olarak da kullanabilirsiniz. Bakın her tarafına koyuyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Piştiği zaman harika bir lezzette olacak. Kestiğiniz zaman oreolar arasından çıkacak. Çayın yanında, kahvenin yanında çok nefis oluyor. Hepsini yerleştirdim. Şimdi üzerine hazırlıyorum. Tereyağımı ocağıma aldım. Eritiyorum. Brownie kısmını hazırlayacağım. Yağım iyice eridi. Eridikten sonra bitter çikolatalarımı içerisine koyuyorum. Yağın sıcaklığını onlar da eriyecekler. Size zahmetli gelebilir bu tarif ama misafirlerinize ikram ederken çok şık duruyor masalarda. Çok lezzetli oluyor. Çok beğenecekler. Özellikle çocuklar çok seviyor. Genellikle ben çocukların sevebileceği tarzda şeyler yapıyorum. Bakın yağın sıcaklığını. Çikolatalarım iyice erimeye başladı. Çikolatalar eridikten sonra yağla birlikte iyice özleşmesi için sürekli karıştırmanız gerekiyor. Bakın hızlı hızlı karıştırıyorum. Kenarlarını toplaya toplaya. İyice karıştı. Şimdi bir kabımı aldım. Karışımımı. Üzerine diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı şekerim vardı, onu ekledim. Yine burada da aşama aşama ekliyorum. İyice yağım ve çikolatam, şekerim birbirine karıştı ve soğudu. Bakın karıştırmaya devam ediyorum. Soğudukça tabi biraz katılaşıyor içinde tereyağı ve çikolata olduğu için. Ama önemli değil. Pişme esnasında tekrardan eriyecek. İyice ılıdıktan sonra malzemem yumurtalarını ekliyorum. Sakın yumurtaları sıcakken eklemeyin. Yumurtalarınız içerisine girer girmez hemen pişerler. Onun için bu detayı unutmayın. Sarısı ve beyazı birlikte olmak üzere ekledim yumurtalarımı. İyice karıştırıyorum. Şimdi şekerli vanilyam var. Onu ekledim içerisine bir paket.
İyice vanilyamla da karıştı. Biraz aşamalı ve lezzetli bir tarif. Şimdi unumu ekliyorum yavaş yavaş. Yine unumu eleyeceğim elekten. Ve kakaomu ekliyorum unumla birlikte içerisine. Kakaolu pasta yaparken her zaman ununuzla birlikte kakaonuzu eklerseniz daha güzel olur. Yine çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. İyice ununuz birbirine özleşsin. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Brownie kısmına da. Şimdi biraz daha un ekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı ne katı olacak ne de sıvı. Tam ayarda yapmanız gerekiyor. İyice karıştırdım. Birbirine özleşti. Bakın şöyle kaldırarak da kıvamını size gösteriyorum. Biraz daha un istiyor. Onun için çok az daha un ilave ettim. Bu aşamada da iyice karıştırıyorum. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Şimdi brownie kısmını da diğer hazırladığım kalıptaki hamurumun, oreolarımın üzerine yavaş yavaş döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayacaksınız. Kaşık yardımıyla da yayabilirsiniz. Ben elimdeki çırpıcıyla devam etmek istedim. Her tarafını kaplıyorum. Şimdi bu aşamadan sonra üzerlerine birkaç parça beyaz çikolata koymak istiyorum. Piştiği zaman bu çikolatalar biraz daha içerisine giriyor. Kek kabardıkça, üzerinin brownie'si kabardıkça içine saplanıyor. Yerken de çok lezzetli bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Şöyle birkaç parça beyaz çikolata koyuyorum. Çikolataların aralarına damla çikolata ilave ediyorum. Derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Şu anda pişti, fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldu. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.